El basit, genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir. Allah, basit ismiyle kulundaki ihsanını çoğaltır, rızkını genişletir ve halini fakirlikten zenginliğe, sıkıntıdan feraha ve zorluktan kolaylığa çevirir. Bu ismin tecellisiyle fakir zenginleşir, borçlu borcunu kolayca öder, işsiz iş bulur ve diğer bütün maddi sıkıntılar yok olur, yerlerini lütuf ve ihsana bırakır. Yine Kabıt ismiyle daralan gönüller ve ruhlar, bu ismin tecellisiyle inşirah bulur, neşe dolar ve feraha kavuşur. Bu hal ile kul, Cenab-ı Hakk'ın ihsanını anlar, lütfunu derk eder ve rahmetin hediyelerine karşı şükürle mukabele eder. Demek, Kabıt isminin tecellisi, dua ve niyaza bir davet olduğu gibi, Basit isminin tecellisi de şükür ve hamde bir davettir. Yağmurlar bu ismin tecellisiyle yağar, toprak bu ismin tecellisiyle rahmetin bir kazanı olur, türlü türlü nebatatı içinde pişirir. Bu ismin tecellisiyle yeryüzü bir sofra, bahar o sofranın bir gül destesi, ağaçlar rahmetin bir eli ve çiçekler o rahmetin güzel bir hediyesi olur. Yine bu ismin tecellisiyle anlaşılması zor olan bir mesele insana açılır, kesat giden işler bol kazanca ve berekete dönüşür, hayat insanlara kolaylaşır, maddi ve manevi sıkıntılar yerlerini ferah ve mutluluğa bırakır. Uykuda kabzedilen ruh, Basit isminin tecellisiyle tekrar bedene döner. Demek her uyandığımızda Allah'ın Basit ismini tefekkür ve zikretmeliyiz. Yine bu ismin tecellisiyle ibadetten lezzet ve zevk alınır, zor olan ibadetler insana kolaylaştırılır, ibadetin peşin bir mükafatı olan manevi hazlar hissedilir. Sözün özü, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bütün genişlikler, Basit isminin bir tecellisidir. İnsan-ı kâmil odur ki, nimetten nimetin hakiki sahibine çıkar, kendisine lütfedilen maddi ve manevi nimetlerin sahibi olan Allah'ı Basit ismiyle tanır, her genişlikte Basit isminin bir cilvesini görür ve ona hamd ve şükreder. Allahü Teala bu ismin hürmetine bizlere maddi ve manevi genişlikler versin, sıkıntı ve darlıklardan kurtarsın ve Basit isminin tecellisine bizleri mazhar eylesin.